Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde de genel başkan değişimi konuşulacak. İster istemez konuşulacak. Yani çünkü Kemal Kılıçdaroğlu, hani Muharrem İnce'nin o meşhur sözü vardı ya, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. O yenmiş de yenmişlere bir yenmiş daha eklendi. Pazar günü eklendi. 2 hafta sonra 28 Mayıs'ta bir yenmiş daha eklenecek. Yani yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır ama o işte Cumhuriyet Halk Partisi için geçerli değil. Yani yenilgi yenilgi büyüyen bir hezimet daha var Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık değişimi konuşması lazım. Hani sürekli bu kampanyada değişim, değişim, değişim diyorlardı. Önce değişimi kendi içlerinde yapmaları gerekiyor. Yani partinin geldiği nokta, partinin savrulduğu nokta HDP çizgisi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi işte Türkiye'nin kurucu iradesini de yansıtan, temsil etmeye çalışan ama artık temsil etmediğini Cumhuriyet Halk Partililer de söylüyor. Böylesi bir partinin artık değişimi konuşması lazım. Kaynak kodlarına dönmesi lazım. Belki bulunduğu çizgiye dönmesi lazım. Baktığınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hani sol siyasetin bir ayağı. Sonuçta bütün dünyada sağ siyaset, sol siyaset var. Sol bitti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ne kadar solu temsil ettiğini soru işaretidir. Sol bitti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamı bile sol değil. Yani bir kısmı muhafazakarlar. Onlar da ayrılacak. Yani dolayısıyla bunu artık sol seçmenin de biraz konuşması, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin de tabanının da bunu konuşmasının zamanı geldi. Artık hani o değişim değişim söylemi, Türkiye'de bir değişim getiremedikleri ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişimle artık belki başarıya ulaşabilirler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu delege yapısıyla değişim olur mu? Şu an çok kolay değil. Bakıyorsunuz bir günah keçisi bulunmuş. İşte teknolojiden sorumlu genel başkan yardımcısı. O günah keçisi ilan edilmiş ve görevden alınmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevden alınması gereken herhangi bir genel başkan yardımcısı, herhangi bir il başkanı, herhangi bir ilçe başkanı değil. Partinin genel başkanıdır. Partinin genel başkanının artık o koltuğu bırakması gerekir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim olsun. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu kaçıncı yenilgidir deyip, yani ben bu kadar yenilgiyi artık partime yaşatmamalıyım. Artık bu kadar yenilgiyi yaşattıktan sonra da bu koltukta, o koltuğun önünde video çekiyor ya, o koltukta oturmamam gerekir demesi lazım ki CHP'de bir şeyler olsun. Ha bunu demezse, ben oyumu artırdım ki artırmadı ortada. Hani artırdıysa bile o zaman partinin içerisine oy getireceğini düşündüğün o isimler ne olacak? Yani işte Deva'dır, gelecektir, şu, onlar bunlar, demek ki onlar sıfır. Ki zaten hani sıfır beden partiler onlar. Artık öyle anılacaklar. %0 oyla maksimum bir siyasi kazanç elde ettiler. Yani bu onlar açısından bir başarı bence. Çünkü yani sıfır oyla işte 40 küsür oy alındı. Yani toplamda 40 küsür oy aldı, vekil elde ettiler. Dolayısıyla sıfır oyla bunu elde edebilmek gerçekten dünyada büyük bir başarı. Bu başarı kupası onlara verilir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da hangi kupa verilir? Onu artık millet takdir etsin. Dolayısıyla bence önümüzdeki dönemde en çok konuşacağımız siyasi olay Cumhuriyet Halk Partisi'nde liderlik tartışması olacaktır. Ve bunun ben ikinci tur sonrası alevleneceğini ama ikinci tura kadar da bu tartışmaların yapılacağını düşünüyorum. 28 Mayıs'tan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir değişim rüzgarı esebilir. Ama bu rüzgara Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut delege yapısı ne der? Şu an itibariyle Kılıçdaroğlu kendi çekilmek istemediği müddetçe o delege yapısıyla orada kalır. Ama Kılıçdaroğlu artık partisini kayıpların partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaybedenler kulübü olmaktan çıkarabilmek için başta o değişimi sağlamalı ve kendi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'ndan istifa etmeli ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na bir daha aday olmamalı ki CHP'de değişim gelsin. Olmazsa bütün bu siyasi sonuçların baş sorumlusu Onursal Adıgüzel ya da o bu değil,
Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde hedef alınması gereken ve hedef alınan aslında alttan alta bu da başladı. Bunları da görüyoruz, duyuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Diğer partiler içinde hani küçük partileri geçtim, o sıfır beden partileri. İyi Parti'de de bir takım tartışmalar yaşanabilir. İyi Parti artık hani o yapıda zaten altılı masa tamamen çöktü. Onlarla hareket etmeyi bırakıp kendi kodlarına dönebilir. Orada bir liderlik tartışması olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Elde ettikleri sonuç hani milletvekili sayısını aşağı yukarı korumuş gibi görünüyor. Dolayısıyla o anlamda bir liderlik tartışması doğmayabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde net bir liderlik tartışması doğacaktır, doğmalıdır. Doğmazsa bundan sonraki seçimlerde de CHP'nin alacağı sonuç bugünkünden farksız değil. Dolayısıyla biz siyasette özellikle muhalefette gerçekten fırtınalı günleri göreceğiz. O fırtınalı günlerde neler yaşanacağını göreceğiz.